Pasaport ve vize başvurularında önemli bir kriter de fotoğrafların biyometrik olması gerektiğidir. Peki konsolosluklara gönderilen biyometrik fotoğraflar nasıl olmalıdır? İşte cevabı. Pasaport ve Schengen fotoğrafları için dünyada bir standart oluşturuldu. Bunun için fotoğrafların kesinlikle beyaz fonda çekilmesi şartı var. Kişi karşı cepheden bakacak. Tam iki kulak eşit bir şekilde gözükmesi gerekiyor. Gözlerin objektife baktığı bir fotoğraf olması gerekiyor. Biyometrik standartlarında da çene ile alın arasındaki mesafe 2.8 ile 3.2 arasında olması gerekiyor. Bu çok önemli. Özel bir kalıbı var. Bu kalıba göre uyarlıyoruz fotoğrafımızı ve ona göre baskısını yapıyoruz. Schengen vizesinde bazı konsoloslukların titiz davrandığını da unutmayın. Bu konuda özellikle Almanya çok titiz davranıyor. Amerika titiz davranıyor. Onun dışındaki ülkelerde kısmi titizlikler oluyor ama genelde fotoğrafları uyarlıyorlar. Vize ve pasaport fotoğrafları için mutlaka bir fotoğraf stüdyosuna gitmeyi de ihmal etmeyin. Vize fotoğraflarının çekimleri için mutlaka bir fotoğraf stüdyosuyla çalışsınlar. Fotoğraf stüdyolarında alacakları fotoğraflarda geri dönüşüm olmayacaktır. Cep telefonu vesaire merdiven altı fotoğrafçılarında çektirdikleri fotoğraflarda bir geri dönüşümü demek kişinin tekrar vize için randevu alması demektir. Zaman kaybına neden olacaktır. Onun için değerli zamanlarını kaybetmemeleri için fotoğraf stüdyolarında güzel bir biyometrik fotoğraflarını çektirsinler.